Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ile birlikte yöresel bir yemeğimiz olan banduma tarifini paylaşmak istiyorum. Kış aylarında özellikle yapılan enfes bir yemek tarifi yöresel bir yemek. Hemen hazırlamaya başlayalım. İlk önce köy tavuğuna ihtiyacımız var. Köy tavuğu veya hindi etiyle yapılan bir yemek ben köy tavuğu ile hazırlayacağım bugün sizler için bir tane bütün bakın köy tavuğu kullanıyorum bir baş kuru soğan kullanıyorum köy tavuğunu büyük bir tencereye koyuyorum çünkü köy tavukları biraz büyük oluyor bakın büyük düdüklünüz var ise düdüklü de haşlayabilirsiniz içine bir tane bütün kuru soğan atıyorum bir yemek kaşığı tuz ilave ediyorum Tuz miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı karabiber ekliyorum ve üzerine bolca su ilave ediyorum. Tavuğu böyle kemiğinden ayrılıncaya kadar haşlamamız gerekiyor. Tavuk etini Bakın kemiğinden ayrılıncaya kadar pişirdim. Ee, arada bir tencerede çevirdim. Büyük olduğu için tenceremde bakın üstte kaldı. Eğer büyük bir düdüklünüz daha büyük bir tencereniz var ise rahatlık ile çevirmeden de pişirebilirsiniz. Kemiğinden ayrılıncaya kadar haşlamak önemli. Köy tavuğunun verdiği lezzet ayrı. Bulabilenler mutlaka köy tavuğu ile yapsın. Şimdi banduma'nın ekmeğini hazırlıyorum. Banduma ekmeği için 7 su bardağı un ve 1 yemek kaşığı tuzu yoğurma kabına koydum. Üzerine 3 buçuk su bardağı su ilave ederek hamuru yoğuruyorum. Böyle ele yapışan bir hamur olması gerekiyor. yumuşak ele yapışan bir hamur olacak. 7 su bardağı una 3,5 su bardağı su tam denk geliyor. İyice özleşinceye kadar hamuru yoğuruyorum. Un serpmiş olduğum tezgaha hamuru artık çıkartıyorum ve Tezgahta da bakın bir miktar daha yoğuruyorum. Ne kadar güzel yoğurursanız o kadar güzel sonuç alırsınız. Hamuru iyi yoğurmak önemli. Hamuru güzelce toparlanıncaya kadar tezgahta da yoğurdum. Şimdi bezeler yapıyorum. Bezelerinizi pişireceğiniz tavanızın büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. Ben döküm büyük bir tavada pişiriyorum. Bunun için 22 adet beze yapıyorum. Küçük bezeler hazırlıyorum. Yufka ekmeği yapıyoruz. Cevizden bir tık büyük diyebilirim büyüklük olarak da. Ve bezeleri hazırlayıp un serpmiş olduğum tepsiye yerleştiriyorum. Bütün bezeleri hazırladım gördüğünüz gibi. Tam olarak 22 adet beze yaptım. Şimdi bezelerin üzerine örtüyorum. 15 dakika dinlendiriyorum. Mutlaka bir poşet veya streç ile örtün. Üzerleri kurumasın. Dinlenen bezelerden bir tanesini alıyorum. Altına ve üzerine un serperek ince açıyorum. Böyle çok fazla e, böreklik kadar ince de açmamıza gerek yok. Bu şekilde açtıktan sonra kenara alıyorum. Birkaç tane açtıktan sonra pişirme işlemine başlıyorum. Şimdi ısınmış olan döküm tavanın içine koyuyorum. Renk değiştirmeye başladığında çeviriyorum. Her iki yüzeyinde güzelce pişiriyorum. Yufka ekmekleri kadar çok fazla kızartmıyoruz. Fakat böyle e, böreklik yufkalar gibi de sade bırakmıyoruz. Şöyle hafiften de kızarması gerekiyor. Kızarmayan tarafları var ise bu şekilde katlayarak pişirebilirsiniz. Sadece su ve tuz, un ile yoğurduk hamurunu. Fakat bakın görüyorsunuz göz göz kabarıyor. Bütün e, yufka ekmeklerini bu şekilde hazırlayıp pişirdim ve kurumaması için de temiz örtü üzerine aldım ve üzerine de poşet örtüyorum. Tekrar örtü örtüyorum ki kurumasın. Bütün hepsini bu şekilde hazırlıyorum. Banduma ekmeklerimiz hazır arkadaşlar. Bakın. Hepsini hazırladım. Yumuşacık ev yapımı banduma ekmeklerini hazırladık. Eğer ekmeğini kendiniz yapmayacaksanız yufkacınızdan yufkaları ıslatılmamış yufkayı biraz daha pişirmesini rica edip yaptırabilirsiniz bu şekilde. Şimdi üst üstüne birkaç tane kesebileceğiniz kadar koyup ilk önce ortadan ikiye keselim. Daha sonra diğer parçayı da üzerine koyup bakın katlama işlemini yapıyorum. Bu şekilde yufkaları katlayıp hazırlıyorum. Ortadan kesip katlıyorum. Çok kalın olur ise iç kısımları güzel ıslanmayacaktır. Bunun için katlayıp hazırlıyorum. 4-5 parmak olacak şekilde ruloları kesiyorum. kestikten sonra tepsiye alıyorum ve üzerine yine poşet ile örtüyorum kurumaması için bütün ekmekleri bu şekilde hazırlayıp poşet ile üzerini kapatıyorum ve köy tavuğumuz da artık tamamen kemiğinden ayrılıncaya kadar pişti. Şimdi geniş bir kaba tavuk etini çıkartıyorum. Bakın renginden belli oluyor köy tavuğu oldu. Köy tavuğu veya hindeti bu önemli bir nokta. Lezzeti daha da farklı oluyor çünkü. Tavuk etini tepsiye aldım. Suyunu da kullanacağımız için suyunu süzüyorum. Suyunu da kenara alıyorum. Tavuk etini de didikleyip hazırladım. Bakın çok ufak olmasına gerek yok. Çok iri de olmasın. Artık hazır. Şimdi ara katlarını yağlamak için 250 gram tereyağını eritiyorum. Erirken üzerinde oluşan köpükleri alıyorum. Tereyağın içine yarım çay bardağı da ayçiçek yağı ilave ettim. Sırf tereyağı ile yağlamıyorum. Böyle tadının bir tık hafifletmek için. Şimdi artık tepsiye yerleştirme zamanı. Fırın tepsisinin tabanını tereyağı ile yağlamıştım. Şimdi ekmeklerden bir tane alıyorum. İlk önce tavuk suyuna bandırıyorum. Daha sonra tereyağı bandırıyorum. Ve tepsiye yerleştiriyorum. Tavuk suyuna bandırıyorum. Ve tereyağı bandırıp çıkartıyorum. Fazlasını akıtıp tepsiye yerleştiriyorum. Tereyağını komple bandırdığınızda kesinlikle yağlı oluyor diye düşünmeyin fazla yağı önceden tavuk suyuna bandırdığımız için akıyor kesinlikle üzerinde kalmıyor bu şekilde yağsız kısmının da kalmadığını sizler de göreceksiniz tek sıra olacak şekilde fırın tepsisine bakın yerleştirdim şimdi üzerine çekilmiş ceviz içi serpiyorum tavuk etinden serpiştiriyorum ve tekrar üzerine aynı şekilde yufkaları ıslatıp bandırarak yerleştiriyorum. Kat kat bu şekilde her katına ceviz ve tavuk koyarak ekmekleri hem tavuk suyuna hem tereyağı bandırarak tepsiyi dolduruyorum. Bu aşamada miktar tamamen size kalmış. Bu tepsinin boyutu rahatlık ile 3-4 kişiye yetiyor. Yanında sadece ayran ve salata yeterli. Bakın çok doyurucu lezzetli bir yemek. Kalabalık yapacaksanız miktarını artırabilirsiniz. kat kat tepsi doluncaya kadar yufkalar ile tepsiyi tamamladım aralarına ceviz ve tavuk etini de yerleştirdim ceviz de iri çekilmiş olur ise daha güzel olur içinde kaybolmaz dişe gelecek bir şekilde olması da ayrı bir lezzet katıyor son kata da artık üzerine cevizini serptikten sonra ortada olan boşluk kısmına tavuk etinden dolduruyorum. Kalan tereyağından bakın bir miktar üzerine de gezdiriyorum. Zaten tereyağına bandırarak hazırladık fakat böyle üzerine biraz daha koyduğumuzda daha da lezzetli oluyor. Bol tereyağlı olduğu zaman lezzetine lezzet katılıyor. Şimdi fırına gönderiyorum. 10 dakika 200 derece fırında pişiriyorum ve bandumamız afiyetle yemeye hazır. Köy tavuğu ile ev yapımı banduma yufkası ile hazırlamış olduğumuz bandumamız hazır arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın. Şöyle size çatal ile kıvırıp alarak yemesini de gösteriyorum. Evet. Hoşça kalın. Afiyetle kalın.